Clojure 15 öğrenme notlarımı devam ediyorum. Bu videoda Cider eklentisine, Doom'un yani Emacs'in Cider eklentisine, Vim'in Conjure Vim eklentisine, biraz da Fireplace eklentisine, bir de IntelliJ'in Cursive eklentisini nasıl kullanacağına bakacağız. Burada özellikle REPL üzerinden nasıl herhangi bir expression interaktif bir şekilde eval edilebilir, onlarla ilgili komutlara bakacağız. Peki, Doom içindeki cider komutlarına bakalım şimdi. Hangi komutlarımız var? Öncelikle virgül local leader kısa yolu oluyor. Yani koma. Buna basınca otomatikman major moddaki şeyler, komutlar aktif hale geliyor. Virgül D yapınca debug menüsü çıkıyor. Buradaki gibi. Ondan sonra comma dd yani virgül dd cider debug defun endpoint yani bir debug noktası koyuyoruz. Daha sonra eval ettiğimizde orada durmasını sağlıyor programın. Comma e comma e veya comma i diye mi okusam bilemedim. Comma i eval menüyü çıkartıyor. Evaluation menü. Comma i bir cider eval buffer yani buffer'ın tamamını yani mevcut dosyanın tamamını evaluate ediyor. Comma id mevcut defun. Defun dediği şey aslında top level fonksiyon. Yani bizim veya defn ile ifade ettiğimiz ifade neyse onu evaluate ediyor. Cider eval defun defun endpoint defun defun hangisi bilmiyorum. Comma ii cider eval last s expression yani en son bir önceki s expression'ı çalıştırıyor. Dolayısıyla hani bir sonraki satırdan bunu çalıştırmamız veya parantezin sonundayken çalıştırmamız gerekiyor. Comma if aynı comma id gibi yine top level expression'ı çalıştırıyor. Comma c cider connect clc yani mevcut hazır REPL'lardan bir tanesi en REPL'lardan bir tanesine bağlanıyor. Comma G go to menüyü açıyor. Comma GB cider pop back. Bu aslında şurada kullanıyor. Comma GG yaparsak cider fund var. Yani bir üzerinde bulunduğumuz varın tanımına gidiyor. Comma GN ise cider find NS. Yani bir tane namespace'e gidip onun değerlerini görmemizi sağlıyor. Bunları yaptıktan sonra comma gb yaptığımızda pop back yani back komutu go back gibi yapmış oluyoruz. Bir şöyle bir bakalım. Mesela şuradayken comma g diyelim. Evet. Bunun tanımına gitti şimdi. Defen diye. Geri gitmek istiyorum. Comma gb diyorum. Geri geldi. Comma G N dediğimde de namespace'lerden bir tanesine gitmemi sağlıyor. İşte şimdi ClassPad adlı bir namespace'e gittim. Geri döneyim. Comma GB diyorum. Comma H var. Bu da help menüye ulaşmamızı sağlıyor. Comma HA apropo yani cider apropo düz metin araması yapmamızı sağlıyor. Comma HC Clojure docs içinde aramamı yapmamızı sağlıyor. Comma HD de cider doc yani cider'ın kendi normal dokümantasyon için arama yapıyor. Comma HN de yine biraz önceki gibi namespace'ler arasında tarama yapmamızı sağlıyor. Comma I inspect menüyü açıyor. Inspector ile ne yapıyoruz? Mesela işte comma I yaparsak cider enlighten modu aktif hale getiriyoruz. Böylece evaluate yaptığımızda bütün lokal değişkenleri direkt görebiliyoruz. Comma ii cider inspect komutunu çalıştırıyor. O da benzer bir şekilde. Comma p print menüye giriyor. Comma p büyük p yani shift p diye de düşünebiliriz. Bu şey yapıyor. Yukarıdaki comma ii gibi şey en son s expression'ı çalıştırıyor. Evaluate ediyor. Ve ondan sonra bunun sonucunu da comment olarak hemen sonrasında satırın sonrasına ekliyor.
cider pprint eval last s expression to comment. Comma r, comma r REPL menüyü açıyor. Comma rb cider switch to REPL buffer. REPL penceresine geçiş yapmayı sağlıyor. Comma r shift b yani büyük b. Yine aynısı fakat aynı zamanda geçiş yaparken namespace'de switch etmemizi sağlıyor. Comma rl cider load buffer yani mevcut buffer'daki her şeyi run etmemizi sağlıyor. Comma rn cider REPL set namespace. Namespace'i değiştirmemizi sağlıyor. Burada birkaç tane ilginç noktalar var. Onlara bir değinmek istiyorum. Bir kere bir projeyi REPL ile inceleyeceksek önce mesela space pp open project yapabiliriz. Console project'a switch project komutuna karşı geliyor. Daha sonra bir REPL başlatmamız, comma code tuşuyla cider checking komutuna karşı. Sonra da comma r büyük b yaptığımızda switch namespace yapmış oluyoruz. Böylece artık mevcut namespace'in içindeyiz ve burada çalıştırdığımız eval fonksiyonları düzgün bir şekilde çalışır hale geliyor. Bazen yeni bir CLJ closure dosyası açtığımda şöyle problemlerle karşılaştım. Hani fonksiyonun gördüğüm bir tane fonksiyonun help veya dokümantasyona erişmek istiyorum fakat çalışmıyor. Bunu çözmek için önce mevcut dosyanın namespace'ini yani ilk satırda hani ns diye başlayan satırı evaluate etmek gerekiyor. Ondan sonra cider closure docs ve cider doc fonksiyonları düzgün bir şekilde çalışıyor. Tüm cider mod komutlarını görmek için Ctrl-C kullan. Ayrıca bunlara cider interactions ile de ulaşabilirsin menülerden. Şu şekilde mesela Ctrl-C yaptığımızda aşağıda which gain navigasyon penceresi açılıyor. Veya şurada cider interactions içinden bütün komutları tek tek görebiliyoruz yine. Ctrl-C Cider menü. Ctrl-C, Ctrl-V, N. Cider eval NS form. Böylece mevcut namespace'i tekrar eval edebilirsin. Ctrl-C, kontrol soru işareti R. Cider XRef, FN refs. Bu da bir sembole verilen diğer referansları bulmayı sağlıyor. Ctrl-C, Ctrl-C, Alt-S. Veya meta s ise cider selected. Bu da cider dosyaları veya ilgili bufferlar arasında REPL'dır, mesajlardır, dokümantasyon bufferıdır falan dolaşmak için. Bir de doğrudan meta x ile verilen bir komut var. Cider classpath diye. Bu da classpath içindeki varlıkları dolaşmayı sağlıyor. Bir de conjure vim yani vim içindeki closure client eklentisini kullanımına bakalım. Öncelikle Conjure Connect port vererek bir nREPL sunucuya bağlanıyoruz. Sonra virgül burada local leader olarak kullanılıyor ama değiştirilebilir tabii ki. Virgül ee yaparsak eval current form yani mevcut formu da şey yapıyoruz, eval ediyoruz. Virgül eb yaparsak buffer'ı eval ediyoruz. Virgül em ve sonra da bir mark koyarsak o mark ile işaretlenmiş olan, vim'de işaretlenmiş olan formu eval ediyoruz. Virgül EW yaparsak imlecin altında imlecin bulunduğu kelimeyi word'ü eval ediyoruz. Bu mesela bir var'ın değerine bakmak için kullanılıyor. Virgül Shift E yani büyük E harfi yaparsak o zaman seçili olan Visual Selection'la seçili olan bölümü eval ediyoruz. Virgül LV yaparsak bir log buffer açılıyor vertical split bir şekilde ve orada eval ettiğimiz değerlerin sonuçlarını görebiliyoruz. Shift K yani büyük K harfiyle lookup documentation yani dokümantasyona bakabiliyoruz aradığımız şeyle ilgili sembolle alakalı. GD yaparak da go to definition yapabiliyoruz. Conjure Vim'e ek olarak bir de Fireplace Vim diye başka bir eklenti var. Vim'in Clojure'la birlikte çalışmasını REPL eklentisi olarak. Normalde ben Conjure Vim'i tercih ediyorum daha kullanışlı ama bu Fireplace Vim'in de bir iki tane komutu var kullandığım. Öncelikle connect port ile bağlanıyorsun nREPL server'a. Ondan sonra bracket d ile herhangi bir sembolün source yani kaynak koduna erişebiliyorsun. gf komutuyla da yine normal modda go to source of a namespace yani bir namespace'in kaynak koduna erişebiliyorsun. Yine normal modda cmm komutuyla da macro expand yapabiliyorsun bir form için. Bunlar mesela conjure'da bulunmadığı için bunları kullanıyorum ama onun dışında normal eval komutu var ve yüzde eval yaparak da bütün dosyayı eval edebiliyorsun.
Şimdi bir de Cursive'e bakalım. Yani IntelliJ'in Clojure eklentisine. Burada kısa yollara da bakalım. Şimdi öncelikle Cursive'e özel iki tane kısa yol var. Bunlardan birincisi caret caret. Bu komutu verince run anything dediğimiz bir şey açılıyor. Burada REPL komutlarını çalıştırabiliyoruz. İkincisi caret pardon ünlem UC. Bu da Clojure pop-up menüsünü açmayı sağlıyor. Buradan da Clojure'a özel komutları burada biriktirebiliyoruz. Bir nevi WhichKey karşılığı diye düşünebiliriz bunu. Ondan sonraki komutlar aynı Cider'da veya Conjure'da çalıştırdığımız komutlara benzer. Eval komutları büyük oranda. Ünlem EB. Bu load file in REPL. Aynı şeydeki gibi. Doom'daki Cider komutu gibi. Cider eval buffer'a karşı geliyor. Bunu aynı zamanda IdeaVim RC ile de çalıştırabiliyoruz. Şöyle biraz daha büyüteyim bunları. IdeaVim RC'de de bu komutları tanımladım. O da mesela burada. İşte aynı şekilde. Bu sefer ünlem EB değil de virgül EB diye çalıştırıyoruz. Pardon, bu arada ünlem şey demek. Alt key demek. Yani meta key yerine ben kısa olarak ünlem kullanıyorum. Daha kolay olsun diye. Ondan sonra ünlem ED yani meta ED. Bu da send top form to REPL yani defun eval etmek demek oluyor. En üst bir formu eval et demek oluyor. Bunun IdeaVim RC'deki karşılığı da virgül ED. Sonra ünlem EE bu da bir önceki caret'tan hemen önceki formu gönder demek oluyor. Aynı şeydeki gibi Cider'daki virgül EE gibi ve IdeaVim RC'de de aynı şekilde bu tanımlı durumda virgül EE diye. Ondan sonra ünlem EN yani meta EN var. Bu da namespace'i REPL'a gönder demek oluyor. Virgül EN ile de çalışabiliyor. Bir de ünlem RB var. Bu da REPL'a dön demek diyor. Yani jump to REPL editor. Bu da yine şeye benziyor. Şu komuta. Cider switch to REPL buffer komutuna denk geliyor. Yine virgül RB diye de bu komutu verebiliyoruz. Çok sayıda Emacs programını aynı anda kurulumunu yapmak için chemax adlı verilen bir ekstra bir program var. Config klasörünün altında chemax altında profiles.il ilisp dosyası var. Bunun içinde farklı Emacs kurulumlarının ayarlarını yapıyoruz. Mesela ben Doom programını için iki tane klasör tanımlıyorum. Bunlardan bir tanesi tilde doom emacs, öbürü de tilde slash .config .doom. Bu .config klasörü altında benim kendi doom özelleştirmelerim var. İşte init el dosyası gibi. Normal user emacs directory olan doom emacs'in altındaysa doom'un kendi paketleri var. Git clone yaptığım paketler orada duruyor. Bunları çalıştırırken de ne yapıyorum? Terminalden emacs dash dash with profile ondan sonra default doom artık hangi profili çalıştırmak istiyorsam onun komutunu veriyorum.